Evet, burada az önce 11 yayınımızda göstermiştik. Bartın'ın ana sokaklarında, ana caddelerinde adeta ırmak oluşmuştu. Ve şu anda Bartın Karabük yolu üzerindeyiz. Karabük yolu üzerinde hemen kent merkezinin çıkışında birinci nokta burası. Burada hemen arkamda görmüş olduğunuz bu noktada polis ekipleri burada araçları durduruyor ve tali yoldan geçişlerini istiyor. Arkamızda bir su birikintisi var. Yaka seli olarak tabir ettiğimiz su birikintileri bunlar. Ve buradan ileride Potbaşı mevkii ve Murat Bey mevkiinde de durum bundan farklı değil. Hatta oradaki suyun daha yüksek olduğu bilgileri geliyor. Orada da karayolları ekipleri ve bölge trafik jandarma ekipleri birlikte çalışmalarını yürütüyor. Evet, az önce yapmış olduğumuz yayında şiddetli bir sağanak vardı. Sağanak şu anda etkisini yitirdi ama çevre beldelerden, köylerden gelen haberler hiç de iç açıcı değil. Bartın'ın Arıt beldesinde, Hasankadı beldesinde, hatta Kozyağız'da, Bartın'ın kent merkezine dahil olmak üzere birçok noktada su baskınları yaşanıyor, sel yaşanıyor. İlerleyen dakikalarda Bartın Valiliği ile bu konu hakkında kapalı olan yollar, ulaşılamayan yerler ve maddi zararlar boyutunda bir açıklama yapması bekleniyor. Evet, ilerleyen saatlerde şiddetini arttırarak yağmurun devam etmesi beklenirken Bartın Belediyesi, Bartın Valiliği il koordinasyon olarak ilçelerle afet kontrol merkezini oluşturdular dün akşam. Yapılan çalışmalar neticesinde mazgalların temizlenmesi, kanalların temizlenmesi, bütün bu önlemler zamanında alındı. Ancak ne yaparsanız yapın, yağmur o kadar şiddetli ki bardaktan boşanırcasına yağmur yağdı. Güneş açıyor, tekrar yağmur başlıyor, peşinden tekrar güneş açıyor. Ama yarım saatli şiddetli sağanak Bartın'ı gerçekten perişan bir hale getirdi. Şu an Bartın'da Amasra yolu kapalıydı. Amasra yolunda çalışma yürütülüyor. Tek şeritten şu anda orada yol veriliyor. Karabük yolu şu anda gördüğünüz gibi her iki tarafta da kontrollü olarak geçişe izin veriliyor. Karabük yolunda az ileride Otbaşı mevkii var, Murat Bey mevkii var. O mevkilerde su daha yüksek olduğu bilgileri geliyor. Biz ilerleyen saatlerde o bölgelere de ulaşacağız ve oradan da izlenimlerimizi sizlerle paylaşacağız.